Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu 6. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek bir yazılı sınavın sorularını çözümü olacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyorum ve fazla da vakit geçirmeden soruları çözmeye başlıyorum. 1. bölümde write the correct names, doğru isimleri yazın demiş under the pictures, resimlerin altına. Şimdi kutunun içerisinde bu işleri anlatan fiiller var. Onlara bakacağız. Take care of the pet evcil hayvana bakmak run errands ev işlerine koşturmak write diary günlük yazmak visit grandparents büyük anne ve büyük babayı ziyaret etmek restte dinlenmek birinci resme baktığım zaman birinci resimde arkadaşın elinde günlüğü ve kalemi var ve bunun write diary olduğunu hemen anlıyorum write diary İkinci resme bakacağız. İkinci resimde arkadaşlar köpek var. Bir hanım kızımız köpeğine sarılmış. Buradan da bunun take care of the pet yani evcil hayvanı bakmak olduğunu anlıyoruz. Take care of the pet. Bir sonraki resimdeyiz. Bir sonraki resimde bir tarafta solda dede, sağda nene, ortada çocuklar. Bu da nedir? Visit grandparents. Büyük anne ve büyük babayı ziyaret etmek. Devam ediyoruz. Sıradaki resimde bir abimiz gayet rahat konumunu almış koltukta uzanmış adeta yatıyor. Bunun da rest dinlenmek koltuğunda rest dinlenmek olduğunu anlıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar ve en sonunda da bir elinde elektrik süpürgesi, bir elinde temizlik malzemesi ev işlerine koşturan birini görüyoruz. Dolayısıyla bunun da Run errands olması gerektiğini anlıyoruz. Run errands. B bölümüne geçiyoruz. B bölümde Complete the dialogue from the verse in the box demiş kutudan ee, kelimelerle diyaloğu tamamlayın. Şimdi can I have two muffins? İki muffin alabilir miyim demek. What about some croissants? Peki kruvasana ee, cro croissant ne dersiniz? Yes please. Evet lütfen. No thanks. Hayır teşekkür ederim. That's all gone. Hepsi bitti demek. Waiter, garson konuşuyor. Hello, how can I help you? Sen nasıl yardımcı olabilirim? Nora'nın cevabı şöyle. Hi, selam. Şimdi tabii ki bir şey var mı diye sorması lazım. Ee, yukarıda soru olacak ifadelerden e, çünkü cevabında soru işaretini görüyoruz ve cevabında I am sorry, üzgünüm diye bir cevap geliyor. Burada biz e, Nora'nın soru olabilecek ifadesi olarak yukarıda can I have two muffins'i görüyoruz. İki tane muffin alabilir miyim? Yazmakla e, vakit geçirmeyelim. Videonun süresi uzamasın. Onu alıp böyle yapıştırıyorum hemen. Can I have two muffins? Garson cevap veriyor. I am sorry üzgünüm. Üzgünüm dedikten sonra ne demesi lazım? Üzgünüm dediğine göre that's all gone. Hepsi bitti demesi lazım. Onu da alıp buraya yapıştırıyorum. Do you want some pancakes? Pancake ister misiniz? Şimdi cevapta Nora'nın ikinci cümlesi I don't like pancakes olduğuna göre pancakes... Hayır diyecek. Teşekkür ederim diyecek. Yani yukarıdan no thanks'i alacağız. Onu da buraya yapıştıracağız. Garson sonra bir şey, başka bir şey sorması lazım. Ee, ona cevabında Nora, oh yes, I love them. They are yummy. Onlar lezzetli desin. Ee, diğer soru ne olmalı? What about some cro cro croissants? Kruvasana ne dersiniz? diye soracak. Evet. Ee, cevap oh yes evet I loved them they are yummy onlar lezzetli ve on üzerine garson here are your cro cro croissants bir söyleyebilseydim ne güzel olacaktı. Ee, i̇şte diyor buyurun kruvasanlarınız do you want some yanında kahve ister misiniz? Geriye ne kaldı arkadaşlar? Coffee is my favorite diyor. Kafe benim kahve benim favorimdir. Cevaben önünde ne olması lazım? Favorimdir dediğine göre evet lütfen diyecek. Here you are. Buyurun. Enjoy it. Afiyet olsun şeklinde cevap geldi. Şimdi C bölümüne geçiyoruz. C bölümünde complete the sentences with the correct verbs ya şöyle cümleleri fiillerin doğru şekilleriyle tamamlamamız istenmiş bizden. Ee, burada mesele şu, ee, geniş zaman arkadaşlar öğrendik. Geniş zamanda fiiller cümle içerisinde nasıl yerleştirilir? Buna bakacağız. Çok önemli bir husus var. Geniş zamanda Öznemiz he, she, it ya da tekil bir özne ise Jason gibi, Ayşe gibi, Ahmet gibi fiilin sonuna es takısı gelmesi gerekir. Ha eğer I, you, we de ya da çoğul bir özne ise o zaman fiili olduğu gibi yazıyoruz. Sonunda bir değişikliğe gitmiyoruz. Jason get up kalkmak late, geç at the weekends hafta sonları geç kalkar diyeceğiz. Jason üçüncü teki şahıs olduğu için üçüncü teki kişi sonuna es takısı alacak ve get up şeklinde yazacağız fiili. Sally and her sister, Sally ve kız kardeşi, brush teeth everyday, her gün dişlerini fırçalarlar. Sally ve kız kardeşi çoğul olduğu için gene fiilde bir değişiklik yapmıyoruz. Yani S takısı getirmiyoruz. Aynen yazıyoruz ama Jason'da S takısı getirmiştik. Mike, have breakfast early. Mike erken kahvaltı yapar. Şimdi Mike üçüncü tekil kişi, he öznesi sonuna s takısı alacak fiil ve have fiilinin sonuna s takısı almış şekli has. Mike has breakfast early. Erken kahvaltı yapar. Dördüncü cümlede özne they çoğul özneler s takısı almaz. Dolayısıyla fiili aynen yazacağız. They visit their teacher every year. Onlar her sene öğretmenlerini ziyaret ederler. Beşinci soruya geçtik. Jim and his mother çoğul bir özne. O yüzden fiil değişmeyecek. Run errands together birlikte ev işlerini Koştururlar. Ev işlerini yaparlar. Gündeki işleri yaparlar. Altıda video, Biz burada da fiil formunu değiştirmeyecek. Aynen kalacak. Çünkü çoğul özne. Biz We go to the cinema on Saturday's. Biz cumartesileri sinemaya gideriz. Yerde My nephew diyor. Benim erkek yeğenim play oynamak var. Soccer everyday. Her gün futbol oynar. Erkek yeğen tek bir kişi. Üçüncü tekil kişi. Özne. Sonunda S takısı olacak. It drink milk. O süt içer. It ya cansızlar ya da hayvanlar için kullanılabilecek bir özne ama o yani tekil. Dolayısıyla fiil sonuna S takısı alacak ve diyeceğiz ki it drinks milk. O süt içer. 9'a bakıyorum. The dog köpek bark every evening. Every evening her akşam bark havlama Havlar köpek bir köpekten bahsettiğimiz için 3. tekil kişi öznesi ve sonuna S takısı alacak. The dog barks. My sons, benim oğullarım diyor çoğul bir özne var. Write their diary every night. Her gece günlüklerini yazarlar. Oğullarım çoğul olduğu için fiil formülü değiştirmeyecek. Aynen write şeklinde yazacağız. D bölümüne geçiyoruz. D bölümde nutritious food. Ee, sağlıklı yiyecekler ve junk food abur cubur şeklinde gördüklerimizi kategori olarak ayırmamız isteniyor bizden. Sırayla gidelim. Arkadaşlar kek, börek, çörek maalesef evet lezzeti güzel olabilir ama bunlar ne kategorisine giriyorlar? Abur cubur kategorisine giriyorlar. Mafi. Hani bal, bal tabii ki en sağlıklı yiyeceklerden. Evet. A e, nutritious food. E, croissant var. Croissant için de aynı şeyi söyleyeceğiz. O da ne olacak? abur cubur kategorisine girecek croissant ee, sırada ne var Pancake var Pancake içinde aynı şey söylemek mümkün dedik kek börek çörek Bunlar maalesef abur cubur kategorisinde yer alıyorlar şöyle yapalım Evet tamam Evet arkadaşlar Pancake de yaptıktan sonra chips, chips zaten en tehlikeli unsurlardan şöyle o da abur cubur kategorisinde. Ee, patates kızartması ya da cips tavsiye edilmiyor. Butter var. Tereyağı, tereyağı. Evet bu çok önemli. Sağlıklı yiyecekler arasında butter. Ee, olive geldik zeytine. Zeytin de tabii ki sağlıklı yiyecekler arasında. Sırada ne var? Sausage var. Sosis kesinlikle tavsiye edilmiyor arkadaşlar. Evet. Ee, ve cheese, peynir deyiz. Peynir sağlıklı bir yiyecek. Peyniri sağlıklı yiyecekler, nutritious, besleyici yiyecekler kategorisine alıyoruz. Şurada da bir düzeltme yapalım şöyle. Tamam. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Sırada ne var? Hamburger. Hamburgeri de sağlıksız yiyecekler kategorisine alıyoruz. Evet. Hamburger. Hamburger. Sonra egg var. Yumurta. Yumurta tabii ki başımızın tacı. Sağlıklı yiyeceklerden. Cucumber e, var. E, salatalık, meyve, sebze arkadaşlar. Bu sağlıklı yiyecekler kategorisinde. Bunlarla ilgili bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Cucumber. Grapes var. Üzüm. Dediğimiz gibi meyve, sebze, sağlıklı yiyecekler. Grapes'i, üzümü de sağlıklı yiyecek kısmına yazıyoruz. Cereal var. Tahıl gevreği. Tahıl gevreği de sağlıklı yiyecekler kategorisinde. Cereal var ve milk var, süt. Tabii ki sütte sağlıklı yiyecekler kategorisinde. Şöyle. Evet. Yani şöyle alırsak cheese de orada görünecek zaten ya da e, nasıl yapalım? Yani arkadaşlar çok da kurcalamayayım çünkü ben kurcaladıkça düzen kayıyor. Cheese, peynir burada sağlıklı yiyeceklerini zaten ne yaptık? Hepsini sonuç olarak yazdık. Peki E'ye bakıyoruz. Match the time demiş. Saatleri zamanı eşleştirin diyor. Şimdi arkadaşlar mesela 06 15. Eğer geçiyor demek istiyorsak İngilizce'de pastı kullanıyoruz. Türkçe ile İngilizce arasında şöyle bir farklılık var. Biz ilk önce ana saati söylüyoruz. Mesela 8'i çeyrek geçiyor. Ama İngilizce'de önce çeyrek geçiyor deyip sonra 8 diyoruz. Ve geçiyor demek için de past ifadesini kullanıyoruz. Eğer var diyeceksek de to ifadesini kullanıyoruz. 0.6 15 6'yı çeyrek geçiyor. O zaman çeyrek aynı zamanda quarter'la ifade ediliyor İngilizcede. Bunun karşılığı ne olabilir? Bakın quarter past çeyrek geçiyor. Six, 6 6'yı yani birin karşılığı ne olacak? E olacak. 9 25 burada da 25 geçiyor diyeceğiz. 9'u it is five past nine. Evet, 9. Evet 9'u 25 geçiyor. Bunun karşılığı da D'dir diyoruz. Şöyle yapalım, şimdi E'yi mesela kolay olması için ve vakit geçirmemesi için, daha seri olmanız için E ile D'yi bir kızartalım, onlar gitsinler. Gittiklerini bilelim. 08.05, 5 geçiyor dememiz lazım. 8'i 5 geçiyor. It is 5 past, 5 geçiyor. Eight, 8, 8'i, bu da B olacak. 10 20. yani nedir? Saat 10'u 20 geçiyor. 20 past ifadesini göreceğiz ve 20 past ile birlikte de ten yani onu göreceğiz. Bakın it's twenty past ten demiş. 20 geçiyor onu şeklinde bunun karşılığı da A'dır diyoruz. 5.45 eee burada da şunu söyleyebiliriz. Şimdi 5.45 demek 6'ya çeyrek var demek. Var demek de to demekti. Bakın quarter to six, 6 6'ya çeyrek var. Yani H neyin karşılığı olacak? 5'in karşılığı olacak. Tam 12 görüyoruz burada. Tam 12. It's 12. Tam saatlerde İngilizcede o'clock ifadesini kullanıyoruz. It's 12 o'clock. Onu da buraya yazıyoruz. 2:55 demek 3'e 5 var demek. It is 5 to 3. 3'e 5 var. Bunun karşılığı da F olacak. 3:35. 3:35 demek 25 var 4'e demek. 25 to 4 diyoruz. Bunun karşılığı da C'dir diyoruz. Ve e, 10 50, 10, 50 demek nedir? 11'e 10 var demek. O da ten to 11. Çünkü var dememiz gerekiyor. 9'un karşılığı J. Ve arkadaşlar burada da şurada 11'e 10 vardı. Burada 11'e 10 geçiyor. Ten past 11. Bunun karşılığı da nedir? G'dir diyoruz. Ve son bölüme geldik. Fill in the blanks. Boşlukları doldurun. Neyle doldurun? E, en, sam ya da en ile. Şimdi bir şeyden bir tane varsa İngilizce'de isimler sayılabilir ve sayılamayan, isimler olarak ayrılıyor. Sayılabilirse bir isim sayılabilir olmak şartıyla eğer bir tane ise önüne e ya da en geliyor. Ha some, bir miktar demek bunu olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Biraz ya da bir miktar eni de hiç demek bunu da olumsuz cümle ve soru cümlesinde kullanıyoruz. Şimdi bakın olumlu bir cümle var soru değil olumsuz da değil. There are cheese peynir var in the fridge buzdolabında peynir sayılamıyor kabul ediyor İngilizcede ve buna sam diyeceğiz. There are some cheese in the fridge. Dolapta biraz peynir var. İkinci soru bir soru cümlesi. Ha soru olduğu için izler var mı? Hani bal on the table masada soru olduğu için eni kullanıyoruz. There is bagel in the bag. Çantada simit var. Simit sayılabilir mi? Sayılabilir. Bir simit var diyeceğiz. Bakın ünsüz sesle başlıyor. B sesiyle. Eğer ünlüyle başlasaydı bir derken en koyacaktık. O yüzden eh diyorum. There is a bagel in the bag çantada bir simit var. Dört bir soru. Are there grapes? Üzümler var mı? Soru olduğu için eni. Hiç üzüm var mı demem gerekiyor. Doğru cevap eni. Can I have tea? Rica cümlelerinde de arkadaşlar şöyle. Sorularda eni kullanır tek bir soru türü hariç. Eğer rica sorusuysa o zaman gene sam kullanıyoruz. Burada da çay alabilir miyim derken ricada bulunuyor. Can I have some tea? Biraz çay alabilir miyim? Ya yani bu gerçek anlamda cevap isteyen bir sorudan ziyade rica sorusu. O yüzden rica sorularında sam kullanılır. She ate o yedi. Ne yedi? Apple elma yedi. Elma sayılabilir mi sayılabilir? Ünlü sesle başlıyor. O yüzden an apple. They drank onlar içtiler. Kafi, kahve içtiler. Sıvı maddeler sayılamıyor kabul ediyor arkadaşlar. O yüzden sam diyeceğim. E diyemeyeceğim burada. Türkçede bir kahve diyoruz ama İngilizce'de demiyoruz. Biraz kahve diyoruz. Do you want ister misin cookies? Çörek. Bu bir soru cümlesi olduğu için eni kullanıyorum. Çörek ister misin? Aa, pardon bu da teklif. Bu da teklif. Bunda da o yüzden sam kullanacağız. Ne dedik? Teklif ve ricada Bunları e, gerçek soru kabul etmiyoruz. Bunları da sam kullanıyoruz. They want onlar istiyorlar. Ne istiyorlar? Ekmek. Ekmek de sayılamıyor kabul edin İngilizce'de. They want some bread. Onlar biraz ekmek istiyorlar. There isn't yok. Ne yok? Milk. Süt yok. In the fridge. Bu olumsuz cümle. O yüzden burada da any kullanıyoruz. Kanalın 6. sınıf oynatma listesinde e, geçmiş dönemlerden kalma ki konular değişmedi birden fazla sayıda arkadaşlar yazılı çözüm videosu var. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Kanala belki onlardan bir tanesi karşınıza çıkar sınavda. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı da ihmal etmeyin diyorum. İnşallah hepiniz yazıldan 100 hatta 101 alırsınız. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.